Sevgili arkadaşlar, Farthest Frontier'in yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz efendim. Yeni sezona başladık, yeni seriye başladık. Biliyorsunuz ki güncelleme geldi oyuna, 0.75 güncellemesi geldi. Yani yanlış hatırlamıyorsam güncelleme adını. 0.75 güncellemesi geldi. 0.75 güncellemesinden sonra Idyllic Valley diye bir vadi oyuna eklendi ve dolayısıyla şu anda o vadide oynuyoruz. Bunun ilk bölümünü yaklaşık 2 saatlik bir yayın şeklinde izleyebilirsiniz. Arzu ederseniz kanalda bulacaksınızdır. Canlı yayın olarak yaptık. 2 saatlik bir çalışmanın ardından şu anda geldiğimiz konum yaklaşık 111 kişilik bir popülasyon. 5 aylık yemeğimiz ve biraz da şeylerimiz var. İnsanlarımız böyle malzeme bir şeyler var. Şimdi tabii ki arada böyle FPS droplar vesaire olmaya devam ediyor. Bunu engelleyememişler. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Çok da sorun değil yani, açık söylemek gerekirse. Burada birazcık taş falan var ama genel olarak çok fazla bir malzeme kalmamış burada. Vilocu, buradaki arkadaşımız sepet yapmıyordu. Sepetçi arkadaşımızın yakınlarına bir yere koyarsak daha rahat getir getir yapacaktır oradan diye düşünüyorum. Şimdi okul ve bakery tarzı yerler yapıyoruz. Buralarda da çok güzel böyle collect yapılabilecek, toplanılacak böyle alanlar var. Buralara doğru da yönlendiriyor olacağım. Collect, toplayıcılık işiyle ilgilenen, uğraşan vatandaşlarımızı o yönlere doğru ilerletiyor olacağız böyle, bu taraflardan, bu taraflardan. Yukarıdaki şu yeni yaptığımız tarla aktive olmak üzere, çok güzel, çok keyifli. Bu tarla burada böyle ekstradan bir alan olacak bize ve şöyle bir resource'larımıza bakalım, kaynaklarımıza neyimiz var neyimiz yok diye. Baktığımız takdirde flux miktarımız var, kıyafet yapılıyor olması lazım. Ufak ufak da başlamış zaten kıyafet yapmaya. Onun dışında birazcık clay'imiz var, kök sebzelerimiz var. Willow 290 tane, çok güzel. Wax bulunmakta, yani bal şeysi, peteği gibi diyebilirim. Kök sebzemiz, ekmeğimiz, etimiz, normal sebzemiz, yeşilliğimiz yani var. Yakacağımız unumuz az kalmış ama işleniyor diye tahmin ediyorum şu anda. Altınımız var. Güzel potlarımız, sabunumuz, mumumuz, her şeyimiz var. Şu anda tabii ki de eksik olan şeyler ağır sanayi ile alakalı, seviye 3 ile alakalı şeyler. Onların oluşması için birazcık da zamana ihtiyacımız var şu an için. Buranın bitmek üzere burası. Ben bir hızımızı tekrardan arttırıyorum. Seviye 2'ye geçiyorum. Şu anda bir buraya, yukarıya. Heh, burası. Şimdi bu seneyi geçirdik. Önümüzdeki sene şöyle bir şey yapalım. Daha sonra ben buradan Flux Beans, bu arkadaşımızın Frost toleransı vardı. Bu arkadaşımızın da Heat toleransı vardı. Bunu böyle koyalım. Ardından bir sonraki seneye de ve mesela rye koyabiliyor muyuz? Rye koyamıyoruz. Buckwheat koyabiliyoruz. Buckwheat'in heat toleransı var. Güzel. Şimdi bu sezon için burada bonusumuz var. Buraya birazcık kum eklemesi yapalım. Daha sonra kil eklemesi ve kum eklemesi şeklinde devam ediyor olacak. Toprağa belli miktarlarda kil ve kum ekleyerek toprağın verimliliğini arttıran bir sistem bu. Onu da düzgün bir şekilde kullanmaya çalışacağız inşallah. Şimdi kaynaklarımız bu durumda. Elma da toplamaya başlamış burası. Çok güzel bir elma opsiyonumuz da geliyor. Şu anda laborer'ımız yetmiyor yalnız. Firewood Splitter'da sanırım sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Yavaş yavaş onu da bir arttırmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Onu kesen bir kişi var burada. Bu abi ne yapıyor? Tamamdır. Avlansana kardeşim, ha, toplayıcı. Odun kesici bir kişi var görüyorum şurada. Başka odun kesen birinin olmaması, Root Cellar dolmak üzere, dolmuş bile hatta yani. Demek ki bizim buraya bir adet daha storage'dan Root Cellar koymamız gerekecek. Olması lazım. Buraya da koymuştuk bir tane. Burası bu alan için yeterli olur herhalde diye düşünüyorum. Ufak ufak insanlar buradan kayaları, taşları topluyorlar falan ama şuna bir priority vereyim. Öncelikli olarak çalışsın. Veremedim galiba. Çok güzel. Şimdi yakacak kısmı birazcık düşündürüyor beni. Resources, Firewood, Splitter arkadaşımız da böyle birazcık uzağa bir yere koymamız lazım. Eğer mümkünse evlere desirability'yi düşürmeyecek. Buraya etki %10 vuruyor.
Oraya bir sıkıştırabilir miyim düşündüm. Şuraya koyabiliyorum yoksa. Burada zaten 16 kaya kalmış. Bunu da yaparlarsa buraya da bir priority verelim. Güzel olur. Şimdi buradaki work camp'imizin alanı buraya birazcık daha genişletebiliriz. Hafif taş da toplatabiliriz bunlara. O da güzel olur. Burada bir work camp daha yapılıyor. Work camp de zaten bu alanın çalışıyor olacak. Burada bir bayağı güzel bir deer sighting alanımız var. Bu da hemen yaptım. Hemen ne çabuk yaptınız ya. Allah helal olsun. İki kişiyi verdim. Yeni insanlar katılıyor aramıza. Bu da çok güzel bir şey. Burası da taşları getirdikleri zaman bitiyor olacak. Çok güzel. Burada bir upgrade seçeneğimiz var. İmkanımız var. Bu çiftliği upgrade edebiliyormuşuz. Ancak gerek yok şu anda. Çünkü hayvanımız yok. Yani zaten daha sonra yapacağımız bir şey olarak düşünüyorum ben bunu. Market not currently. Bizim için bunun şey lazım. Brick lazım. Sevgili arkadaşlar, brick de seviye 3'te yapılıyor eğer yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Brickyard seviye 3'e geçtiğimiz zaman yapılıyor maalesef. Dolayısıyla ona da şu anda bir şey yapamayacağız. Ancak halledilecektir diye düşünüyorum. Buradaki stockyard da yapılmış. 7 aylık bir stoğumuz bulunmasına rağmen bir miktar sıkıntılarımız var. Bu arkadaşta ne oldu ki acaba? Tamir edebiliyor muyuz seni? Böyle bir buton getireceklerdi diye duymuştum ama herhalde zaman içerisinde tamir edilecektir diye tahmin ediyorum. Ağır bir kış geliyor şu anda. O yüzden insanlar içeriye kaçtılar. 26 firewood'umuz kalmış. Firewood splitter zaten bir tane daha koymuştuk ama önümüzdeki sene artık daha iyi miktarlarda rakamlar elde ediyor olacağız diye düşünüyorum. Maalesef bu sene o şeyi kaçırdık. İnsanlar dışarıya çıktılar tekrardan. Çok güzel. Benim tabii savunma konusunda da birazcık harekete geçmem gerekiyor. Dizenteriye yakalanmış bir arkadaşımız. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun kardeşim. Burada 2 adet firewood splitter'ımız var. Burada da 2 adet firewood splitter. Toplam 4 kişi şu anda odun yakacak çalıştırıyorlar. 2 kişi dizenteri hastalığı ile yakalanmış durumda. Şimdi aşağıya doğru biraz bu tarafa doğru da bir uzantı yaparsam buraya da bir work camp ekleyebilirim. Şu an için burayı çünkü yalayıp yuttular bu adamlar. Buraya doğru çekeyim ben bunu. Evet. Evler de yavaş yavaş gelmeye başladığı için popülasyonumuz artıyor. Popülasyonumuzun artması demek insanların bize katılma isteğinin artması anlamına geliyor. Bunlar güzel şeyler. Şimdi ben aynı zamanda buraya bir ben bunu Walls'dan şöyle yol yapmıştım. Nereye koyayım? Şuraya ve şuraya koymak istiyorum. Ve buradan böyle iki yöne doğru yol açmak istiyorum. Tam da köşeye bir de kule koymak istiyorum. Hatta ben bu kuleyi 2 adet yapmak istiyorum. Hatta 3 adet yapmak istiyorum. Bayağı tehlikeli bir köşe olacak. Buraya da aynısını yapabiliriz. Burada da böyle bir junction tarzı bir şey oluşturabiliriz. Genel olarak korumaya alıyoruz kendimizi arkadaşlar. Genel olarak korumaya alıyoruz. Burada bir şeyimiz hazır. Fertility %79-75. Bunun düşüktü. Buraya verelim. Orası boostlansın. Yeni seneye girdik. 9. senemizdeyiz şu anda. Çok güzel. Bu arkadaşımız çalışıyor mu? Shelter Stocking. Storage'ında 9 adet wheat olduğunu söylüyor. Bu bir depoda kalmamış. Bizim wheat'imiz kalmamış olabilir bu arada sevgili arkadaşlar. Bu sene gelecekmiş wheat. Güzel. Burada ne çalışacak? Burada da wheat çalıştırmayacağız değil mi? Burada da wheat çalıştırmayacağız. Yani bir tarla daha yapıp oraya da wheat koyup daha sanki wheat miktarını arttırarak daha çok ekmekle alakalı şeylerin geliyor olmasını sağlamak daha keyifli olabilir belki de bilemiyorum. Burada bolca plankimiz var. Bu plankleri nerede kullanırız bilmiyorum ama upgrade ederken kullanırız herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi kuleler tabii yavaş yavaş çalışmaya başladı. Ben bu yolun ucuna forager shack koyacaktım değil mi? Food production, hunter cabin, forager shack. İki adet koyacağımız forager shack. Birisi bu yöne doğru. Birisi böyle bu yöne doğru. Çok güzel bir kapsam alanı sağlayacak. Merchant'ımız geldi. Bu arkadaş mum çok güzel fiyattan alıyor.
Bu arkadaştan çok yüksek fiyata şey satın alabiliriz. Mum satalım abi. 13 tane demiş. Tamamını 10 tane versin. Güzel olur. Yangın çıkmış evin birinde. Nerede? Bir merchant daha gelir bu arada. Bir tane mum getirdin abi. Keşke daha çok getirseydin ya. Evlerde yemek olmadığı söyleniyor. Yemeğimiz kalmadı. Aa, ciddi misin sen? Bu adamdan yemek alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yemek de satmıyor. Wow. Yemek. Abi. Burada bekleyerek avlanamazsın ki ama sen. Burada 6 tane var. Burada 7 tane var. Burada çok ciddi bir alan var. Trader 2'ye baktığımız zaman bu arkadaştan peynir satın alabiliriz düşük bir fiyata. Alabiliriz bu arada. Et satın alalım. Şimdi yemeğimiz kalmadığı için bence buradan bir et satın alımı yapalım abi. Şöyle bir 500'lük et satın alıp depoya koyalım. Aynı zamanda yine bir miktar peynir satın alalım. Adama da pot satalım. 50 tane. Yemek yok diyorlar ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Hunters haven't found any game in a while. Consider moving their hunting ground. Gel abi, sen de buraya gel o zaman. Burada hayvan gibi deer ground var. Hunting ground var. Evlerde yemek yok sevgili arkadaşlar. Çok büyük bir problem bu. Böyle bir şey olmaması lazım yani. Böyle bir şeyin olmaması lazım. İki tane de buradan heavy tool satın almak istiyorum. Çünkü sıkıntı. Yemek, yemek, yemek. Yeni boğazlar katılıyor aramıza doğal olarak. Yemeğe ihtiyacımız var. Avcılarımızın da inşallah iş yapacaklar. Food stocks are low. Farkındayım. Kaynaklarımıza baktığımız zaman... Evet, doğru. Bezelye de az kalmış. 8 tane predator görünüyor. Şey görünüyor. Laborer görünüyor. Öldürme lan adamı. Kuduz bulaşmış abi. Buraya satacak bir şeyim var mı şu anda? Satacak bir şeyim yok. Okey abi, sıkıntı yok. Ümidim en kısa zamanda yemek konusunu çözmek olacak. Şu an 2 aylık yemeğimiz var. İnşallah yakın zamanda daha çok şey de olacak. Burada vatandaşlar tarlayı işlemeye başladılar. Çok güzel. Hem taş hem odun getiren bir work campımız daha oldu. Work camp'taki adam sesini boostlayabilir ama şu anda dokunmayayım diyorum. Yemek lazım, yemek lazım. Buradaki fishing shack. Bak bunları da bir yapsalar aslında. Bu fishing shack'ler sayesinde de buradan bir şey yapabiliriz. Bunları da yerlerini de yaklaştırıp buraya hepsini topluca bir yerde tutabiliriz. 4 kişiler zaten. 4'ünü de aynı yerde tutmuş oluruz. Tutsaydık güzel olabilir. Buradan bana ne getirdin abi? Bu sene 490 şey yapıp 500 küsur harvestlamışlar. Süper.
Maximum yield inşallah geliyor olacak. Bu sene buradan bezelye mezelye geliyor. Buradan wheat geliyor. Wheat gelmeye başladıysa burası çalışıyordur diyeceğim. Unable to work wandering. Birader. Max yield. Planted 1300. İnşallah bu şeyden gelecek. Az kaldı toplanmasına. O geldiği zaman ekmek başlayacak tekrardan. Falan filan. Bu ortaya da bir tarla sanki yakışır gibime geliyor. Hem de topraklar da verimli topraklar. Temizlendikten sonra yapabiliriz ama şu anda yemeğe ihtiyacımız çok ciddi miktarda yani. Altınımız var fakat trader yok. Trader olmadığı için pek bir etkisi yok. Burada bir kişi, burada clay pit'te iki kişi çalışıyor. Bunu bire düşürelim abi. Kömür madeninden de bir kişiyi azım. Çünkü kömür yakan bir yer yok şu anda. Bizde bir tek burası var galiba. Pottery building. Pottery de yakacak kullanıyormuş. Weaving building. Geçen sene 14 tane yapmış. Güzel. Elmacı abimiz ne yapmış? Travel time fazla değil. %80 idle ama yaptığı iş zaten şey yapmak. 33 tane tree'miz var. Storage empty. Geçen sene 37 adet meyve getirmiş bize. Yemek konusunda birazcık sıkıntılarımız var şu anda. İnşallah toparlıyor olacağız. Çiftçilere daha çok yapacak iş vermek için buralara böyle arı kovanları mavanları koyabilirim. Hani bunlar şey yapar. Bu arkadaşta ne var? Yakacak bal var. Bilmem ne var. Taş var. Toprak var. Hatta direkt seni dayı oğlu seni şuraya alayım. Yukarıyı yapıyorlar mı bu arada? Yapmışlar çok güzel. Çok güzel. Burada çalışın abi. Şunların da olayını reposition edelim. Toplam burada 4 kişiler. 4 kişi de burayı occupy edebilirim sayede. Güzel. Bir sıkıntı yok o yüzden. Yemek şeylerinin low olduğunu tekrardan bana hatırlattığım için teşekkür ederim sevgili oyun. Onun üzerine çalışıyoruz inşallah. Burada 9 tane deer varmış. Buraya aslında şu civarlara bir smokehouse falan tarzı varmış. Bir endüstriyel alana daha ihtiyacım olacak çünkü de. Hafif böyle yokuş yukarı takılırsam boar site. Burada da boar varmış. 120'den yukarı yok galiba ya. Ben 120'den yukarı gördüm dedim ama galiba yanılmışım. Yanlış hatırlıyorum. Bu aşağılara doğru da topraklar güzel. Yavaş yavaş şu duvar muvar oldukça inşallah rahatlayacağız. Yavaş yavaş yapıyorlar çünkü buraları. İnsan sayımıza baktığımız zaman da 11 adet şeyimiz var. Laborer'ımız var. Genel amelemiz var yani öyle söyleyeyim 11 adet. Bu 11 adet amele şu an odun bitti. Oha. Oha. Nasıl bitebilir ya? Lux burada nasıl gitti ben onu anlamadım. Sepetçi abi yeteri kadar şey yapmıyor mu? Sepet yapmıyor mu bana? Kaylar diye bir sineklik. Odun bitti abi bildiğin. Ayı geldi. Alo. Öldürseniz oğlum şu ayıyı. Aha. Bayağı ayı geldi ve insanları kovalıyor abi. Oha inanılmaz ya. Ayı girdi içeriye ve yemek yiyor şuradan yani. Buraya bir rat catcher da yapmamız gerekecek bu arada. Amenities ve services.
Red keçi binası mıydı? Evet, red keçi binası işte. Ne yaparlarsa bu alanı da rahatlatacağız inşallah. Tam şu ortaya bir tarla böyle çok efsane güzel olur var ya. Walls and robes. Bunu koyalım buraya. Bunu buraya çekelim. Buradan buraya bir tarla sallayalım abi. Hatta iki tane bile olabilir bence. Kaç kişi çalışacak? Workers 4. 3 worker'a düşürelim. Ortadan yol geçelim. 4 worker olsun burada da. Yeni gelenler var. Yerimiz var. İnsanlar doğacaktır. Onda bir sıkıntı yok. Buradan eğer yapamıyorsan abi bana bolca odun getir yeter. Önemli olan da var. Şimdi odun istiyorum bol bir miktarda. Çünkü birçok şey odun kullanıyor. Soğucuları azaltabilirim. Çünkü kalas çok kereste yiyor. Gerek yok şu anda. Spoil ediyor yemeklerimizi yani şu anda. Önümüzdeki yıl içerisinde 4 aylık yemeğimizin kaybolacağına dair bir durum söz konusu. İnşallah öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bu iki adet daha tarlayla birlikte bunlardan en az bir tanesinde şey olacak, wheat olacak ki şeyi besleyelim. Ne o? Değirmeni beslememiz lazım. Değirmen çalışıyor. Resource'umuza baktığımız zaman 170 tane grain'imiz var, tahılımız var. Güzel abi, 700 tane bezelyemiz var, işte yeşilliğimiz var. Yani bir miktar bir şeylerimiz var. Mesela smokehouse koymam lazım bence bir tane daha. Buralara birazcık daha endüstriyel takıldığımız için yine bu alanlarda bir yerlere eğer sokabilirsem şunu. İki adet bundan koysak, resources'tan da bal. Koysak şöyle. Güzel böyle birazcık bal miktarını da arttırırız. Odun miktarı tekrar yukarı çıkmaya başladı, bu güzel. Aylık 39'luk bir gelir elde ediyoruz. Bu da güzel ama ben birazcık korkmaya başladım şu şeyler olmayacak diye. Kuleler ve şeyler zamanında yapılmayacak ve bizim başımıza yine bela alacağız gibime geliyor. Bir tane de buraya atalım. Birazcık şöyle defansımızı... ...güçlendirirsek. Daha sağlıklı olacak gibime geliyor. Yakın dövüş silahının olmaması önemli değil. Yeter ki şeyin olsun abi. Okun olsun bir öncelikle. Ok olsun. Gerisini hallederiz. Bu arada insan var mı yeteri kadar? 4 laborer'a düşmüş abi. Ben nereye verdim laborer? Burada... ...construction olmasın. Burada da construction olmasın. Laborer'ım 4 adet şu anda. Anamı. Yeni villager'lar doğuyor. Yeni villager'lar eğitiliyorlar. Çok güzel. Şing 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 şing. Şimdi bu sene buradan flux gelecek galiba. Doğru muyum? Evet, flux gelecek.
Buradan da bir şey gelmeyecek bu yıl. Buradan ne gelecek? Buradan bezelye gelecek. Okey abi. Birazcık sıkıntılardayız. Kaybolan 164 tane ekmek nasıl gider ya? Nasıl bozabilirsiniz abi bu kadar ekmeği? Millet ekmek diye yırtınırken siz ekmek çürütüyorsunuz. Millet ac ac. Ac ac millet ac. Haydi bakayım. Heh. Bu arkadaş gelmiş. Bu arkadaşı böyle koyalım ki burada bir sıkıntı olmasın. Aa, bu ne be? Geyikler migrate ediyorlar bize. Aa. Avcı abiler. Labor'ımız 1'e düştü tabi. Guard'ları koyunca 5 tane. Sıkıntı oldu. Ne şey yapabiliriz bir bakalım. Merchant abiye satabileceğimiz bir şey var mı? Kil falan yüksek fiyattan alıyor abi. Onda bir sıkıntı yok. Bundan satalım. Transfer edelim 20 adet. Buraya. Onun dışında iyi bir fiyata herhangi bir şey almıyor. Biz ne alabiliriz bu abiden? Düzgün bir fiyata ağır silah alabiliriz. Yüksek fiyatları satıyor. Heavy tool'ları falan bayağı da varmış adamda ama. Gerek yok abi. Bir tane daha merchant gelir şimdi. Onunla bakarız. Kill falan satan biri olsa kill alacağım da kill de satan yok. 6 raider geliyor. Neredeler? O yukarıdan geliyorlar. Ya kötü yerden geldiniz gençler. Kulelere saldırıyorlar sanki ama. Heyt be. Bunları da satmış olduk. Atka klanından Atka demir klanından. Bakalım bu abi ne satacak bize. Veya biz ona ne satabiliriz. Biz bu abiye bu abiden bir tuğla alabiliriz. Bu güzel hem de düşük fiyata veriyor. Benim neye ihtiyacım var? Benim yaklaşık 50 adet falan tuğlaya ihtiyacım var. Tamam, transfer gold diyelim. Burayı şöyle bir 1500'e doğru çıkartalım. Taşı güzelden alıyor, tuğlayı güzelden alıyor ama şu an için ben onlara girmeyeceğim abi. Kıyafeti meyafet de güzelden alıyor da gerek yok. Ben bu adamdan sadece tuğla satın almak istiyorum. Düşük fiyata geliyor çünkü. Gold'u da transfer etmişler galiba. Çok güzel. Şöyle bir 80 100 adet alabiliyor muyum? Buy and transfer deyip bayağı bütün paramızı gömdük herif ama ne satabilirim ben buna hızlıdan şu anda parayı geri recover edecek? Birazcık taş satabilirim. 100 tane taş satayım o zaman. 900 parayı geri şey yapalım. Birçok yere şimdi upgrade imkanı gelecek. Raider dahil. Yani tuğla olmadığı için geçemiyoruz şu anda. Sıkıntı orada da. Ne kadar baktı? 30 günü vardı abi. Bunun hiç sıkıntı yok. 30 gün içerisinde satabiliriz. 10 kişi daha mezun olmuş. Çok güzel. Bazı şeyleri upgrade etmemiz gerekiyor ki daha az bizim böyle kaynağımız şey olsun. Zarar görsün. Önemli. 100 tane taş transfer et dedim. Nereye gittin? Niye koşturuyorsun oralarda? Ben bilmiyorum ama. Hayırlısı. Biri gitti bile.
Taşı sen buradan bir yerden yerden falan mı topladın? Ne yaptın ya? 900 para yapacağız şurada alt tarafı. İlk defa taş şey yaptığımı hatırlıyorum bu arada. Nereye gidiyor acaba? Dayıoğlu. Ne yapıyorsun ya? Kendin mi toplayacaksın taşı? Hayırdır? Orada yerde duran taşları toplayacak. Oho, bu trader da gitti ki. Senin yapacağın işe tüküreyim abi. Ayıp denen bir şey var. Bir saatte alamadı ya herif. Bir silah ihtiyacımız var bu arada. Silahları yok bu adamların. Neyse, brick transfer edildi mi bu arada? Brick'imiz var. 100 tane brick var. Güzel. Yani burayı upgrade etmek için clay'e ihtiyacımız var. Homestead ve eve ihtiyacımız var. Bunu geçtik. Burayı upgrade etmek için brick, altın, town center tier 3'e çıkması lazım. He. Burası güzel, ekmek üretmeye başlamış. Bu abi yetişir diye tahmin ediyorum ya. Grain, un çuvalı. Un çuvalı var mı? Un çuvalı göremiyorum. Ekmek var. Tahıl var. Tahıl yok. Tahıl yok. Un da yok galiba. Bitti sanırım. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Labor miktarımız nedir? 4. Peki. Yemeği rahatlattık şu an için bir nebze de olsa. Yemek konusunda rahatız. Fakat bu abiler güzel kesiyorlar. Bu abiler de iyi kesiyorlar. Bu arada pek bir şey kalmıyor. Şuraya doğru yönlendireyim ben bunları. Bu bölgede çalışsınlar. Ağaçlar büyüyecek falan filan, onları daha sonra tekrar keseriz. Onda bir sıkıntı yok. Bu binayı upgrade edilmek için Tier 3'e geçmem lazım. Ya bizim şu anda en büyük önceliğimiz bu evlerin seviyesini atlatmak ve bu evlerin de aynı zamanda seviyesini yükseltmek, atlatmak şeklinde olacak. Ki bu evlerin desirability'si 16 civarlarında şu anda. Burada bir bakery olmasına rağmen. Bizim buraya ne o zaman şey yapabiliriz? Amenity ve servislerden Healer House koyabiliriz ama çok pahalı. Okul koyabiliriz. Okulu koyabiliriz değil mi? Buraya girer mi? Girmiyor. Yolu oynatmam lazım birazcık burası için. Mesela burası olur mu? Ya oluyor ama çok etkisi fazla etkili bir konumda değil. O biraz canımı sıkıyor benim sadece. Mesela buraya çok büyük yer kaplıyor ya. Bakayım şurada nasıl oluyor. Abi sanki şu evi oynatsak buradan. Relocate etsek bu evi. Mesela kuyuyu buradan bir kaydıralım abi. Bu kuyu burada yemedim. Orada zaten bir kuyu varken, burada da bir kuyu varken. Bunu böyle nereye alalım? Orada bir kuyu var, burada bir kuyu var. Orada bir kuyu var. Burada bir kuyu yok. Var aslında iki tane. Yukarıya doğru bir yere alalım. Burada kuyu. Buralarda kuyu yok, evet. Buraya alalım onu. O bir gitsin oraya. Bu evi oraya kaydırırız. Buraya bir okul koyarız. Genel olarak etki şey yapacağı bir alan. Çünkü öyle görünüyor. Etkili olacak bir alan gibi görünüyor. Bir okul koyarız burayı. Biraz daha boostlarız bu sayede. Dedim yakın dövüş silahına ihtiyacı var. Oo, yeni insanlar geliyor. Bunları kabul ederiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi daha geliyor. Laborer olarak zaten ihtiyacım var adama. 9 kişiymiş. Aldık abi. Yemek tabi biraz zorlayacaklar bizi bunlar geldikleri için ama olsun, önemli değil. Meyvelerimiz var. Çok güzel. Meyve yetiştiriyor. Bu ağaçlardan meyveler geliyor. Mis. Abi üretim yaptık. Çok güzel. Benim şimdi bunlardan birini açmam lazım. Bunlardan birini açmam lazım ki burada şey yetiştireyim abi. İşte Türkler ne diyor? Tahıl. Benim bak burası çünkü burası yetiştiriyor bir. Pardon. Burası yetiştiriyor bir. Onun da daha 2 senesi var üretime.
Dolayısıyla tahılı böyle bir tarla her sene en azından bir tarlanın tahıl yapması lazım ki şey olsun. Rakam olsun. Oha. Oha. Emmiler helal olsun. Emmiler helal olsun. Bak güzel gidiyoruz, ben size söyleyeyim. Birazcık zorluklar yaşayacağız. Tabii ki de yaşayacağız. Oyunun güzel tarafı bu yani. Ama keyifli sonuçlar elde edeceğiz gibime geliyor. Şuradaki şey gitti mi gitmedi. No gold storage. What? Gold ingot grains could not be stored. Ensure you have building that accept gold ingots on their storage. Şey koyalım bir tane abi. Storage. Stockyard. Storehouse. Kuleler yapılmaya başladı. Çok güzel. Labor miktarını 8'e çıkarttık. Bu da güzel. Kış geldiği için tabii yapamıyorlar şu anda. Bu kaka toplayıcı abinin bayağı bir mesafe gitmesi gerekiyor. O biraz sıkıntı. İnşallah buralara böyle bir endüstriyel alan daha saldırırsa. Şu dağlık alan bak biraz böyle kötü bir arazi ya. Buralara böyle bir yeni bir endüstriyel alan oluşturabiliriz abi bence. Kılıç yok abi. Silahımız yok. Yakın mesafe silahımız yok. Olsun. En azından kulelerden ok atarak şey yapabiliyoruz muhabbet. Ya burası bitiyor. Çok güzel. Ya diğerini de taşımışlar. Süper. Okulunu da yapalım oraya. Burası gold ore taşıyabiliyor. Güzel. Benim şimdi o zaman buraya bir servislerden okul koymam lazım. Evi taşıyacaktım değil mi? Pardon. Kardeş kusura bakmayın ama sizi bir toplatacağım şuraya dedim. Olmadı. Benim bir yolu şey yapmam lazım ya. Düzeltmemiz lazım. Bu yolu bir yok edelim. Bu evi taşımama gerek var mı? Yok. Buraya direkt okulu koyabilirim o zaman. Böyle yaptığım zaman şu şekilde muhabbet çözülüyor abi. Çok güzel. Okulu koyalım oraya. Okul önemli. Karşı ne alemde? Forucu, abi forucuların yerlerini ayarlamam lazım tabii değil mi? Tekrardan doğru. Evet sevgili arkadaşlar. Bence güzel bir noktadayız. Bu seneyi de böyle bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz, katıldığınız için. Bir sonraki Pardis Frontier bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.